Baykar tarafından Kahramanmaraş merkezde kurulan 520 konteyner de depremzedelere teslim edildi AFAD tarafından. Konteyner kent içerisinde oyun park alanlarından kreşlere, sağlık ocağından sosyal market ve kütüphaneye kadar birçok yaşam alanı da bulunuyor. Devam vermezse başımızı buraya koyduk. Biz yani deprem olduğu sıra eşim de yanımızda yoktu. Çocuklarla beraber yani zor bir gün geçirdik. Çadırda kaldık 2-3 gün. Sonra biz yani İstanbul'a bir ailemizin yanına gittik. Tam ben ev hasarlıydı, hasarlı eve gelecektim. Buradan konteyner çıktı. Eşim söyledi hani git konteynerden anahtarı al diye. Biz de buraya geldik. Yani çok güzel. İnan ki evden yani güvenli. Allah razı olsun. Çok ilgileniyorlar yani. Neler yapıyorsunuz peki? Gününüz nasıl geçiyor? İnan ki çocuklarla beraber hani etkinlik falan yapıyorlar. Çocuklarla geçiyor yani günümüz. Komşularla yeniden bir başlangıç yapacağız yani. Kötü bir felaket yaşadık. Allah kimsenin başına vermesin. Yani buna şükür yine devletimize binlerce teşekkürler. Nerede insanlarımız. Yani o süreçte ya arabada kaldık konteynerimiz çıkana kadar. Arkadaşın iş yerinde kaldık. Konteynerimiz çıktı buradayız. Şimdiki evimiz burası. Nasıl burada? Şu an durumunuz nasıl peki? İyi buna şükür. Yani yaşayacak alanımız oluştu. Yani buna şükür. Herkesten Allah'ım razı olsun. Allah kimsenin tırnağına taş değdirmesin. Tüm halkımız seferber oldu. Devletimiz aynı şekilde. Herkese teşekkürler. Depremin ikinci günü ailemi Ankara'ya göndermek zorunda kaldık. Malum kış şartlarıydı. Kış şartlarından dolayı da çocuklar burada konaklama imkanı yapalım olmadığı için, sıkıntı olduğu için eşim de hamile aynı zamanda. Bundan dolayı Ankara'ya göndermek zorunda kaldık. Konteyner çıktı. Konteyner çıkınca çocuklarımı Ankara'dan alıp buraya getirdim. Ankara'daydım zaten 2 aydan beri ben. Daha yeni bir hafta oldu geleli. Konteyner. Evet, konteynerimiz çıktı. Gelinim, oğlum, işte ben kalıyoruz burada. Nasıl şartlar bu konteynerin? Çok güzel. Çok güzel. Allah razı olsun bu devletimizden, milletimizden. Amin. Gerçekten yani hiç yaşamadığımızı yaşatıyorlar. Gerçekten. Ben çok memnunum. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Biz şimdi... Buraya geldik şükür rahattık. Ben de Ankara'daydım. Kızımın yanındaydım. Oralarda kaldık işte. Bir günümüz geçti çok şükür Rabbimize. Ama çok rahat. Her şey güzel. Her şey düzenli burada. Allah'a şükür. Zaten her şeyi vermişler içinde. Dayalı döşeli verdiler. Biz bir canımızla geldik. Bizim de eşyalarımız öyle gitti evde. Her şeyimiz vardı zaten. Yani işte durum böyle. Burada da ama her şeyi verdiler. Yemeğini de veriyor. 3 ay iftarını, sahurunu veriyormuş. Ben gitmedim de. Her şey tamam çok şükür Rabbimize inşallah. Böyle devam ederse inşallah kısa sürede toparlayacağız inşallah.